أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Rabbül Alemin bizlere hakkı söylemeyi, hakka tabi olmayı, batıldan yüz çevirmeyi nasip ve müyesser eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينَ Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahi l-hamd. And olsun ki içlerinden kendilerine Allah'ın ayetlerini okuyan, kötülüklerden ve inkardan kendilerini temizleyen, kendilerine kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle Allah-u Zülcelal Hazretleri müminlere büyük lütuflarda bulunmuştur. Halbuki onlar daha önce apaçık bir sapıklık içinde idiler. Evet. Aziz kardeşlerim, Rabbimize ne kadar şükretsek az. Peygamberlerin gönderilişi bizlere Allah'ın varlığının en büyük delillerinden birisi. Peygamberlerin gönderilişi Allah'ın kullarına en büyük rahmeti, en büyük nimeti. Peygamberlerin gönderilişi insanlığın kurtuluşu demektir kardeşlerim. İnsanlığın kurtuluşu mutlak manada peygamberlere tabi olmakla mümkündür. Peygamberin getirdiği kurallar Allah'ın kurallarıdır. Çünkü o kendi hevasından, kendi arzusundan konuşmaz. Onun için Allah-u Teala peygamberlerden gönderilmeden önce insanlık dalalette ve sapıklık içerisinde idi buyuruyor. Evet, insanlar hak, hukuk nedir bilmez, kural nedir bilmez, sınır nedir bilmez bir hayat yaşıyorlardı. Evet, bazı insanlar özgürlüğü sınır tanımazlıkta görürler. Hiçbir insan mutlak manada sınırsız özgürlüğe hiçbir medeniyette, hiçbir kültürde sahip olamaz. İnsan kurallar dairesinde başkalarının hak ve hukukunu gözettiği ölçüde kendini güvende ve karşısındakini de güvende tutarak özgür olduğunu söyleyebilir ve yaşayabilir. Değilse sınırsız bir yaşam, sınırsız bir fiil insanı özgür olduğunu göstermez. İnsanın özgür olduğunu göstermez. İşte Allah-u Teala bizlere, bizleri temizleyip bu sınırsızlıktan, bu hadsizlikten bizi ne yapıyor? Alıyor, belirli bir kurallar manzumesine döndürüyor ve bize kitabı gönderiyor, kitabı öğretiyor. Aziz kardeşlerim, İşte Allah-u Teala bütün peygamberlere kitap, suhuf gönderiyor ki insanlar o kitaplara göre hayatlarını şekillendirsinler. Dolayısıyla bu şekilde de toplumda bir huzur, bir barış ihdas etsinler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz müminlere nefislerinden daha yakın olduğu için ümmetini onlardan daha çok düşünmüştür kardeşlerim. Kendinden, başkalarından ümmetini daha fazla düşünmüştür. Müminlere Allah Resulü düşkündür. Hayatını onların felahı ve selameti için vakfetmiş, dualarını hep onlara yapmış, şefaatini yine onlara ayırmıştır. Hal böyle olmasına karşılık bizler Allah Resulü için hayatımızı, canımızı feda edecek şekilde onu kalbimizde sevgisini taşımamız gerekiyor. Onun rızasına göre hareket etmemiz gerekiyor. Evet.